Adab-ı muaşeret, toplulukta uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları düzenleyen nezaket, saygı ve görgü kurallarını ifade eder. Bu kurallar, birlikte yaşamayı iyileştirir ve güzelleştirir. Bireysel özgürlük alanlarımızı koruyarak, sağlıklı ilişkiler içinde hayatımızı idame ettirmemizi sağlar. Bu kurallar dikkate alınmadığında, toplumda maalesef huzursuzluklar meydana gelir, insanlar birbirinin özgürlük alanlarını işgal eder ve sağlıklı ilişkiler kurmamız zorlaşır. Temelinde saygının, sevginin, empatinin yattığı bu kurallar öncelikle benliğimize karşı bir saygı ifadesi, daha sonra çevremize karşı bir saygı ifadesidir. Bugün gelin sizlerle birlikte adab-ı muaşeret kurallarını konuşalım. Hayatta bir şeyler yenmemeli ve içilmemelidir. Bu, nimete ve nimeti verene karşı bir saygısızlığa sebep olur. Telefonda arayan kişi ilk olarak kendini tanıtmalıdır. Bu, kendimize ve sonra muhatabımıza göstereceğimiz bir özendir. Öksürürken veya hapşırırken ağız, el veya mendil ile kapatılmalıdır. Toplum sağlığı için bu gereklidir. Son yıllarda yaşadığımız salgın bu kuralın önemini ortaya koymaktadır. Yine kalabalık alanlarda yüksek sesle konuşmamaya dikkat edilmelidir. Bir başkası yaptığında ne kadar çirkin olduğunu fark ettiğimiz bu davranış, özellikle toplu taşıma araçlarında dikkat etmemiz gereken bir husustur. Biri konuşurken sözü kesilmemelidir. Muhatabımız konuşurken onun sözü bitsin ben konuşayım diye değil, muhatabın sözlerini dikkate alarak dinlemeliyiz. Kalabalık ve toplu alanlarda sakız çiğnenmemelidir. Kalabalık bir alanda sakız çiğnemek yine dışarıdan bakıldığında hoş karşılanmayacak başka bir davranıştır. Eller pantolon cebine koyulmamalıdır. Bu davranışta muhatabımızı ciddiye aldığımızı gösteren başka bir davranıştır. Aksi durum, lakayt bir iletişim kurma şeklidir. Pazarlık sırasında ürün kötülenmemelidir. Ürünün değerini düşürmek için yapılan bu ve benzeri davranışlar aslında bizim değerimizi düşürmektedir. Yemek davetlerine gecikmeden zamanında gidilmelidir. Zaman, Müslümanın hazinesidir. Müslüman sözünde durmalı ve saat kaçta orada olması gerekiyorsa bunu yerine getirmeli, sözünde durmalıdır. Başkalarının yanında ayaklar uzatılarak oturulmamalıdır. Bu davranışta önemli bir saygı ifadesidir. Öncelikle öz saygımızı korumak için dikkat etmemiz gerekir. Emanet alınan eşyalar geciktirilmeden verilmelidir. Emanete riayet bizim en önemli özelliklerimizden biridir. Emanete hıyanet etmek müşriklik alametidir. Yüz yüze bir selamlaşmada kadın el uzatmadan erkek el uzatmamalıdır. Bu, bireysel mahremiyet alanlarının korunması için son derece önemli bir tavırdır. Kadın tokalaşmakta bir mazur görmüyorsa elini uzatarak bunu belirtir. Ancak bunu istemiyorsa erkeğin öncelikle el uzatması istenmeyen durumu zorunlu hale getirir ve bu da mahremiyet alanımıza karşı bir saldırıdır. Erkek tokalaşmak istemiyorsa da bu durumu engelleyebilir. İşte bu nezaket kurallarıyla toplumda huzur ve sükunetle yaşamamız mümkün. Birey önce kendine saygı duymalı, sonra muhatabına karşı saygılı olmalıdır. Bu saygıyı ve nezaketi kaybettiğimizde adab-ı muaşeret kuralları da işlevini maalesef yitiriyor ve toplum bir huzur ortamı olmaktan çıkıp insanların kendini sakındığı bir ortama dönüşüyor. Öncelikle kendi hayatımızda bu kurallara uymaya özen gösterelim.